Üç basamakta gerçekleşen gaz fazındaki bir tepkimenin ara basamakları yukarıda verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci yargımızda diyor ki potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği bu şekilde olabilir denilmiş. Arkadaşlar bakın burada şunu söyleyelim. Şimdi Birinci tepkimiz hızlı, ikinci tepkimiz yavaş, üçüncü tepkimiz hızlı. Yani burada yavaş basaman aktivasyon enerjisi en büyük olur. Yani biz grafiğimizi incelerken bu noktaya dikkat etmemiz lazım. Bakın birinci tepkimenin aktivasyon enerjisi şurası. Yani 40'tan 20 çıktı 20. İkinci basamağın aktivasyon enerjisi şu aradaki fark. 100'den 30'u çıkarsanız 70. Üçüncü basamağın aktivasyon enerjisi şu, şu aradaki fark. Yani 10'luk bir değer çıkıyor. Yani burada aktivasyon enerjisi en büyük olan ikinci basamak. Zaten aktivasyon enerjisi büyüdükçe tevkinin hızı azalıyordu. O zaman bu grafik olabilir. İkinci ifademizde N2O2 ve N2O ara üründür denilmiş. Arkadaşlar mesela bu tepkimeleri taraf tarafa toplasak. Bakın N2O2 önce oluşmuş sonra harcanmış. Evet bu bir ara üründür. Çünkü ara ürün dediğimiz madde tepkimede önce oluşup sonra harcanır. Bakın yine yani N2O önce oluşmuş, sonra harcanmış. O zaman bu ifademiz de doğrudur. Üçüncü ifademizde tepkimenin hız bağıntısı bu şekildedir denilmiş. Şimdi tepkimenin hız bağıntısını yavaş adıma göre yazıyorduk. O zaman yavaş adıma baktığımızda tepkimenin hızı eşittir. Hız sabiti çarpı N2O2 ve H2 var ve maddelerin hepsi gaz halinde diye soruda belirtilmiş. Onu da söyleyelim. Bakın şurada ne diyor? Gaz fazındaki. Bu önemlidir. Neden? Hız bağıntısına gazlar ve sulu çözeldiler. Yazılırken saf katı ve sıvılar yazılmıyordu. O zaman şöyle söyleyeyim. Girenlerde N2 O2 var. Bir tane birinci kuvvete çarpı. Bir tane de hidrojen var. H2 şeklinde yazdık. O zaman burası da doğru oldu. Bu durumda cevap hepsi. Yani E seçeneğidir. Verilen tepkime de zamanla azot gazının derişimindeki değişim yukarıdaki grafikte belirtilmiştir. Kap hacmi 2 litre olduğuna göre amonyak gazının ortalama oluşma hızı kaç gram bölü saniyedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda şu birim önemlidir. Bakın bize diyor ki amonyan hızını bul ama birim olarak ne kullanacaksın? Gram bölü saniye kullanacaksın diyor. Şimdi grafiğimize baktığımızda grafiğimiz N2'nin yani azotun derişimini gösteriyor. Yani azotun derişimi 4'ten 0'a düşmüş. Demek ki azot 4 molar tepkimeye girmiş. Peki azotun buradan molünü bulabilir miyiz? Bakın hacmi biliyoruz. Şimdi şöyle bir formülümüz vardı. Molarite eşittir N bölü V. Molaritemiz 4 eşittir mol bölü hacmimiz de 2 litreymiş. O zaman 4 kere 2 burası 8 mol yapar. O zaman bu maddemiz tepkimeye 8 mol giriyorsa. Bakın başında 1 var. 8 mol tepkimeye girmiş. Buradan amonya geçersek. Çünkü bizim sorumuz amonyak üzerinden sorulmuş. Amonyan başında 2 olduğu için o zaman bu durumda ne olacaktır? 16 mol olacaktır. Evet molünü bulduk. Oradan gramını bulmamız lazım. Çünkü bize gram cinsinden istiyor. Bu orada şunu kullanabilirsiniz. Mol eşittir. Kütle bölü mol kütlesi molümüz 16 eşittir. Kütlemizi bilmiyoruz. Mol kütlemiz. Amonyan mol kütlesi. Azotun ağırlığı 14. 1 kere 14, 14. Artı hidrojenin ağırlığı 1. 3 kere 1, 3. Topladık. 17 yaptı. O zaman geçirip buraya yazarsak daha sonra 16 ile 17'yi çarptığımızda buradan kütlemiz 272 gram çıkacaktır. Evet kütlemiz 272 gram bulduk. Böyle zaman. Bakın şurada da zamanı belirtmiş. Kaç saniye geçiyor? 40 saniye. O zaman 272 40'a böldüğümüzde bu işlemin sonucu 6.8 olarak çıkar. Yani cevap C seçeneği olur arkadaşlar. Verilen tepkimenin ileri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisinden 40 kJ daha küçüktür. Buna göre 0.2 mol X gazı tamamen harcandığında oluşan ısı değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş, doğru ifade edilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi entalpinin formülü neydi? Delta H eşittir aktivasyon enerjisi kullandığımızda ileri aktivasyon enerjisi eksi geri aktivasyon enerjisiydi. Şimdi diyor ki İleri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisinden 40 kJ daha küçük. Yani mesela e, geri aktifleşme enerjisine A dersek burası A-40 olacak. Daha küçük dediği için. O zaman şöyle yazabilir miyiz? Bakın A-40 eksi A. A'lar birbirini götürdü. Bu işlemin sonucu eksi 40 kJ çıktı. Şimdi arkadaşlar bunun anlamı şudur. Şimdi x üzerinden sorulduğu için bakın x'in başında 1 var. Yani 1 mol x tepkimeye girdiğinde 40 kilojül şurası da eksi olduğu için ısı açığa çıkar. Şimdi soruda diyor ki 0.2 mol x gazı tepkimeye girerse 0.2 mol x gazı tepkimeye girerse acaba kaç kilojül ısı açığa çıkar? Buradan a eşittir 0.2 çarpı 40. Bu işlemin sonucu 8 kilojül olur. Ve ne demiştik? ısı açığa çıkar. Bu tepkimemiz ekzotermik olduğu için. O zaman bu durumda cevap B seçeneği olacaktır arkadaşlar. X2 ve Y2 gazlarıyla başlatılan bir tepkimenin hız sabitinin birimi bu şekildedir diye verilmiş. Buna göre tepkimenin hız bağıntısı verilenlerden hangileri olamaz diye de sorulmuş. Şimdi arkadaşlar hız sabitinin birimini kısa yoldan bulurken şöyle bir formül kullanıyorduk. Litre bölü mol tepkime derecesi eksi 1 çarpı 1 bölü saniye. Bakın şurası 2 çıktığına göre yani tepkime derecesi eksi 1 eşittir 2 olması için biri karşı yaptık. Bizim tepkimemizin derecesi 3'müş. O zaman seçeneklere bakarsak. Şimdi birinci seçeneğimizde bakın direkt x var ve üstündeki sayı 3. Yani biz buradaki tepkime derecemiz 3. Çünkü nedir hız bağıntı yani tepkime derecesi hız bağıntısında yer alan maddelerin üstlerinin toplamıdır. O zaman bu olabilir. Çünkü tepkime derecemiz 3 demiştik. O zaman bunu eledik. Çünkü soru olamazları soruyor. Yine ikinci tepkimemize baktığımızda tepkime derecemiz 3. O zaman bu da olabilir. Üçüncü tepkimemize baktığımızda tepkime derecemiz bakın burada 2 var. Burada da 1 var. 2 artı 1'den yine 3. O zaman bu da olabilir. Dördüncü tepkimemize baktığımızda tepkime derecemiz eşittir. X'in üzerinde 1 var. Y'nin üzerinde 2 var. 1 artı 2'den bu da 3. Bu da olabilir. Beşinci tepkimemize baktığımızda tepkime derecemiz eşittir. X'in üzerinde 1 var. Y'nin üzerinde 1 var. 1 artı 1'den 2 oldu. Bakın bu olamaz. Son tepkimemize baktığımızda tepkime derecemiz eşittir. X'in üzerinde 2 var. Y'nin üzerinde 2 var. 2 artı 2'den 4. O zaman bu da olamaz. Bu duruma cevap 5 ve 6. Yani C seçeneğidir. Yalıtılmış kapta gerçekleşen yukarıda verilen tepkimenin hızı niceliklerinden hangilerinin değişimiyle kesinlikle ölçülebilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde diyor ki hacim ve parantez içerisinde basıncın sabit olduğu belirtilmiş. Şimdi hacim ya da basınç dediğinde aklınıza öncelikle ideal gaz denklemi gelmesi gerekiyor. P, V, N, R, T param varsa ne rahat dedik. Bakın diyor ki basınç sabit. Basıncı eledik. Zaten R de sabit. R'yi de eledik. Şimdi tepkimemizi incelediğimizde bakın 1, 3 daha 4 mol gaz tepkimeye giriyor. Peki kaç mol gaz oluşuyor? 2 mol gaz oluşuyor. O zaman ben bu tepkime de şunu söyleyebilir miyim? Gazın mol sayısı azalıyor. Burası azaldı. Ve tepkimem egzotermik olduğu için ısı veriyor. Isı verdiği için de sıcaklık artacak. O zaman şuradaki niceliklerden biri azalıyor, biri artıyor. O zaman hacimin artıp artmadığını ya da değişip değişmediğini bilme şansım var mı? Yok. Yani bunlar aynı oranda artıp ya da aynı oranda azalırsa hacim sabit kalabilir. İkinci ifademizde bu sefer basınç denilmiş ve hacmin sabit olduğu belirtilmiş. Aynı işlemi yapıyoruz. P, V, N, R, T. Param varsa ne rahat dedik. Bu sefer hacim sabit. R de sabit. Bakın az önce söylediğimiz gibi burada mol sayısı azalıyor, sıcaklık artıyor. Biri artarken ya da biri azalırken biri artıyor. O zaman basıncın değişip değişmedi hakkında yorum yapamayız. Üçüncü ifademizde sıcaklık denilmiş. Bakın egzotermik olduğu için ısı veren dedik. Ve ısı veren tepkim olduğu için de sıcaklığın artacağını birinci ve ikinci yargımızda da belirttik. Yani burada sıcaklık kesin artacaktır. O zaman burada cevap yalnız 3 ve C seçeneğidir. Verilen bu tepkimede yer alan diazot tetroksit yani N2O4 gazının kütlesinin zamanı değişim grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre azot dioksit gazının ortalama oluşum hızı kaç mol bölü saniyedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada şunu söyleyelim. Bizden azot dioksitin hızını bulmamızı istiyor. Birim olarak da mol bölü saniye cinsinden istemiş. Şimdi öncelikle biz grafiğimizden başlayıp N2O4'ün molünü bulabiliriz. Çünkü grafik N2O4'e aitmiş. O zaman mol eşittir. Kütle bölü mol kütlesi formülü kullanabiliriz. Kütlemiz bakın 18.4'ten başlıyor ve bitiyor. Böyle N2O4'ün mol kütlesi. Onu da hesaplayalım. Azotun ağırlığı 14 çarpı 2 tane azot olduğu için 28. Oksijenin ağırlığı 16. 4 tane oksijen olduğu için 16 çarpı 4'ten 64. Topladık 92 yaptım. O zaman bu işlemi yaptığımızda 0.2 mol çıkar. Evet bu maddemizin molü 0.2 mol. Buradan azot dioksitin molüne geçiş yaparsak. Başındaki sayı 1 0.2 mol. Başındaki sayı 2 o zaman 0.4 mol oldu. Et molünü bulduk. Yazalım 0.4 bölü zaman. Et zamanı da grafikte belirtmiş. 10 saniye edilmiş. 10'a böldüğümüzde bu işlemin sonucu 0.04 çıkacaktır. Yani cevap C seçeneği olacaktır. Bir kimyasal tepkime ile ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre bu tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde tek basamakta gerçekleştiği belirtilmiş. İkinci ifademizde x maddesi girenlerde yer alır fakat hız bağıntısında yer almaz demiş. O zaman x maddesi nedir? Katı ya da sıvıdır. Çünkü kat, saf katı ve sıvılar hız bağıntısında yer almaz. O zaman bakın A seçeneği olmaz. Arkadaşlar şu ifadeyi verme nedeni de şöyle diyelim. Yani tek basamakta demeseydi belki x yavaş basamakta olmadığı için hız bağıntısına yer almayabilirdi. Yani tek basamakta deme nedeni şudur. Bu tepkimemizin mekanizması ya da ara basamakları yok. Tek basamakta gerçekleşiyor. Ve x de yer almadığına göre yani buradan şu sonucu çıkarın diyor. x katı ya da sıvı. B seçeneği olabilir. C seçeneği olamaz. Çünkü gazlar ve sulu çözeltiler hız bağıntısına yer alır. D seçeneği olabilir. E seçeneği olabilir. İkinci ifademizde diyor ki Y maddesinin ortalama harcanma hızı Z maddesinin oluşma hızının iki katıdır. Bakın arkadaşlar Y maddesi harcanıyorsa Y girenlerde olacak. Z maddesi oluşuyorsa Z de ürünlerde olacak. Ve Y maddesinin ortalama harcanma hızı Z maddesinin oluşma hızının iki katıdır diyorsa şöyle olacak. Bu maddemizin başında bir varsa bu maddemizin başında iki olacak. Çünkü maddelerin hızları baş kat doğru orantılıdır. Yani bu maddemizin hızı v olduğunda bu maddemizin hızının 2v olması gerekiyor. Yani şura şu noktanın ya da şu baş katsayının iki 2 kat olacak. O zaman kalan tepkimelerimize bakarsak 1'e 2 olabilir. 2'ye pardon zaten c seçeneği gitmişti. 1'e 3 olmaz. 1'e 3 bu da olmaz. Yani aslında cevabı bulduk ama son bilgimizi de değerlendirelim. X'in 3 molünü harcanması için geçen sürede Y'den 2 mol harcanır. Yine maddelerin baş katsayıları harcanan mol sayısıyla doğru orantılıdır. Bakın Y'nin başında 2 vardı. Bu maddemizden 2 mol tepkimeye giriyorsa X'in başında 3 olması gerekir. 3 mol harcanması için zaten bulduğumuz tepkime buna uyuyordu. Yani cevap B seçeneğidir. Yukarıda potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilen tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. A seçeneğinde diyor ki tepkime mekanizmalıdır. Evet bakın grafiğimize baktığımızda 3 tane tepe görüyoruz. Bu tepkime 3 adımda gerçekleşmiştir ve birden fazla adımda gerçekleşen tepkimelere mekanizmalı tepkimeler diyoruz. Yani A ve B seçenekleri doğrudur. C seçeneğine baktığımızda hızı belirleyen birinci basamaktır diyor. Hangi basamağın ileri aktivasyon enerjisi büyükse hızı belirleyen basamak o basamaktır. Çünkü o basamağımız yavaş basamaktır. Peki aktivasyon enerjisini nasıl buluyorduk? Bakın mesela şu aktifleşmiş komplekste girenler arasındaki farkı alıyorduk. 100'den 60'ı çıkarırsak burası 40 yapar. İkinci basamak için hesapladığımızda 60'dan 30'u çıkarsak burası 30 yapar. Üçüncü basamağın aktivasyon enerjisini hesaplarsak 70'ten 20'yi çıkarsak burası da 50 yapar. Bakın burada aktivasyon enerjisi en büyük olan üçüncü basamak. Demek ki üçüncü basamak en yavaş basamak. Buna göre de hızı belirleyen üçüncü basamak olması gerekir. D seçeneğine baktığımızda en yavaş tepkime üçüncü adımda gerçekleşir denilmiş. Evet Aktivasyon enerjisi en büyük olan 3. adım olduğu için en yavaş olan tepkimemiz 3. adımdadır ve hızı da belirleyen 3. adımdır demiştik. Son ifademizde tepkime entalpisi 50 kilojüldür denilmiş. Bakın tepkime entalpisi dediğinde tepkimenin başlangıç ve bitiş noktalarını dikkate alacaksınız. Peki delta H'in formülü neydi? Delta H eşittir ürünlerin enerjisi eksi girenlerin enerjisi. Şimdi ürünlere baktığımızda ürünler kaçı gösterir? 10. Eksi girenlere baktığımızda 60'ı gösteriyor. 10 eksi 60'dan bu işlemin sonucu eksi 50 kilojül olarak çıkar. Yani cevap burada bu ifademiz de doğru. Yanlış kimde? C seçeneğiydi arkadaşlar. Yukarıda iki basamakta gerçekleşen bir tepkimenin yavaş ve hızlı adımları gösterilmiştir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi A seçeneğinde diyor ki demir artı iki iyonu tepkimenin aktifleşme enerjisini düşürmüştür. Şimdi bir tepkimenin aktifleşme enerjisini düşürebilecek tek faktör vardır. O da katalizördür. Yani burada şunu söylemek istiyor. Demir artı iki katalizördür demiş. Şimdi şöyle söyleyelim. Bakın bu tepkimeleri taraf tarafa toplarken demir artıki önce tepkimeye girmiş sonra tepkimeden değişmeden çıkmış. O zaman bu maddemiz nedir? Katalizördür. Katalizör olduğu için de aktifleşme enerjisini düşürür. Katalizörü tekrar söylüyorum. Tepkimeye önce girip önce harcanıp daha sonra tepkimeden değişmeden çıkıyorsa bu maddemize katalizör diyoruz. B seçeneğinde demir artı 3 iyonun net tepkimede yer almaz denilmiş. Bakın arkadaşlar yine tepkimelerimiz taraf tarafa toplarken burada iki tane demir artı 3 iyonumuz var. Burada da iki tane demir artı 3 iyonumuz var. Bunlar birbirini götürür. O zaman net tepkimede demir artı 3 iyonu yer almaz. Doğrudur. C seçeneğinde tepkime hızı demir artı 2 iyonu derişiminin karesiyle orantılıdır denilmiş. Arkadaşlar hız bağıntısını neye göre yazıyorduk? Yavaş adıma göre yazıyorduk. Peki bu tepkimemizin hız bağıntısını yazarsak. Hız eşittir. Hız sabiti çarpı hidrojen peroksit. Suda o zaman yazıyorum. Çünkü hız denklemine gazlar ve sulu çözeltiler yazılıyordu. Demir artı 2 var. Girenlerde yani üzerini çizmemiz önemli değil. Yani taraf tarafa toplak Tabii ki bunlar birbirini götürüyor ama sonuçta bu maddemiz hız bağıntısına var mı? Var. Yazdık. Başında da 2 olduğu için karesi çarpı hidrojen iyonumuz var ve başında 2 olduğu için yine karesi olacak. Şimdi burada demirin üzerindeki var. O zaman tepkimenin hızı demir artı 2 yönü derişiminin karesiyle orantılıdır. ifadesi doğrudur. D seçeneğinde tepkimenin hızını ikinci adım belirler denilmiş. Az önce C seçeneğini çözerken de söyledik. Bir tepkimenin hızını yavaş adım belirler. Peki hangi adımımız yavaş? Birinci adımımız. O zaman bu ifademiz yanlıştır. Net tepkime bu şekildedir denilmiş. Arkadaşlar net tepkimi şu şekilde bulabiliriz. Bakın az önce taraf tarafa topladığımız demir artı 2'ler birbirini götürdü. Demir artı 3'ler birbirini götürdü. Geriye kalanları topluyoruz. Hidrojen peroksit yani H2O2. Artı 2 tane iot. Artı 2 tane hidrojen. Sonra reaksiyon okumuzu yazdık. Ürünler tarafında ise iot katısı ve 2 tane suyun sıvı hali var. O zaman burası da doğrudur. Burada yanlış olan D seçeneğidir.